Aslan Bey var yanımızda. Önce kendisini tanıyacağız. Daha sonra da geri dönüşümden elde edilen bu kadar güzel parçanın, bu kadar aslında işe yaramayacağını düşündüğümüz parçaların bir araya gelerek neler oluşturduğunu bizzat kendi gözlerimizle göreceğiz efendim. Buyurun izliyoruz. Öncelikle Aslan Bey merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Bizlere de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Merhabalar. Picasso Tasarım Art'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle biraz ben burada şu an izleyicilerimiz de ekranda ürünlerimizi görüyor ama ayrı ayrı çalışmalar var burada. Burada yani her türlü yani aklınıza gelecek her şeyi burada bulabiliyoruz. Ama tek parça halinde başka bir şeye konu olmuş, tema olmuş bir biçimde. Öncelikle ben biraz sizleri tanımak istiyorum. Nasıl başladı bu macera? Yani birkaç geri dönüşüm eşyayı yan yana getirip, objeleri yan yana getirip bir sürrealist çalışmalar birden ortaya çıkmaya başladı. Biraz sürrealist, biraz kübist de diyebiliriz artı. Gelişti bu öylelikle. Şu an gördüklerinizle beraber hem satışını da yapıyoruz. Farklı tasarım arayanlar için yani sıra dışı iş veya işlem, ürün, hizmet isteyenlere yönelik çalışmalarımız var. Öncelikle burada neler bulabiliyoruz? Bir şaraplıktan bir aydınlatma ama normal bir aydınlatma değil. Burada birçok tema var. Burada kullandığınız parçalar öncelikle hepsi antika. Hatta çoğu antika. İşe yaramayacağını düşündüğümüz ürünler. Bu ürünleri nereden temin ediyorsunuz? Öncelikle ben buna gelmek istiyorum. Ürünü herhangi bir yerden temin edebilirim. Yani birçok yerden. Türkiye'den, işte yurt dışından. Hurdacılara kadar her bir alanda yer almaktayım. Örnek mesela gösterelim, şuradan şeyimiz var. Gitar temalı heykel kıvamında bir çalışmamız. Yine birçok çalışmalarımız aynı zamanda var. İçinde esprisi, zekası olan işlemler yapıyoruz. Yani ürünler, tasarımlar daha çok yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece baktığımız zaman bir aydınlatma, örnek veriyorum, binici temalı bir aydınlatma görüyoruz ama sadece binici temasından ziyade burada kullandığınız birbirinden farklı parçalar bir araya geldiğinde burada dediğiniz gibi sürrealist bir obje çıkartıyor ortaya. Bunları ortaya çıkarma fikri ilk ne zaman kendinizde keşfettiniz? Ha, bu çocukluğumuzdan beri var. Ardından tabii ki sanat eğitimiyle birlikte gelişmiş durumda. Burada şu an izleyicilerimiz de görüyor. Peki bu ürünler Türkiye'nin her yerine gönderebiliyor musunuz? Bir de bu ürünlerin hepsi tek üretimlik değil mi? Bir, evet. Bir üründen ikinci bir ürün yapmamaya çalışıyorum. Ve yaptığımda daha farklı bir tasarıma dönüştürmeye çalışıyorum. Yani alıcı tek bir ürün almış oluyor. Böylelikle. Aynı zamanda buradaki ürünlerin çoğu tek kişiye hitap ettiği için, butik olduğu için başka yerde bulma şansları da yok. Yani hediye olarak evinizde bulunacak ya da tema. Örnek veriyorum, diyelim ki size geldik. Nasıl çalışacağınızı bilmiyoruz ama örnek veriyorum, müzik temalı bir şey istedik. Bunu siz kendiniz mi çıkartıyorsunuz? Evet. Kendim kurgularımla ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yani çünkü karşı tarafın da tabii ki düşüncelerini alıp daha çok kendi kurgum içine katıp öyle temalı tasarımlar üretiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi hediyelik almak artık çok zorlandı biliyorsunuz ki. Eğer birine hediye alacaksak, hediye alacağımız kişinin hobilerini, zevklerini göz önünde bulundurarak size geldiğimizde bunu nasıl bir kurguyla, nasıl bir mantıkla bize ortaya çıkartabiliyorsunuz? Zaten hazırda yaptığım ürünler vardır. Mutlaka hazırda yaptığım ürünlerin bir tanesi kesinlikle alır. Daha çok bir de hem kafe, barlar, restoranlar ya da işte bir vitrin için ideal çalışmalarım var. Mesela örnek atıyorum, şurada bir bisiklet temalı var. Bunu vitrine koyduğunuz zaman vitrin bambaşka bir havaya sahip oluyor. Yani dikkat çekicidir. Yani ürünler zaten dikkat çekmemesi mümkün değil. Biz burada gerçekten çok güzel vakit geçirdik. Antika ürünlerden tutun da burada işe yaramayacağını düşündüğünüz birçok ürün var. Yeni ve eskiyi yan yana getirdik. Öyle diyelim. Yani aklınıza gelecek ne varsa onları aslında sentezleyip kurgulayıp ortaya çıkarmak. Çok teşekkür ediyoruz önce biz el emeğiniz, göz nurunuz için aynı zamanda bu kadar güzel zevklere sahip olduğunuz için, bir araya getirdiğiniz için. Hı-hı. Son olarak şu an bizleri izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve sektörler arası yolculuğumuzda bizlere eşlik eden Diyarbakır'a ne demek istersiniz? Beni keşfedin.
Bizi takipte kalın ve beni keşfedin. Yani. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiniz.